Murat, saray şoförü Çorumlu Dadal Efendi'nin içini çekerek hayıflanmasından yararlanıp sordu. Meğer parti kurmak işine mi sıvandığından apansız geziye çıktı Gazi Paşa? Yok, yalan bundar. Daha o sıralar fırka meselesi hiç yok ortada. Varsa da bilen bir Gazi Paşa'mız, bir de koca tanrı. Nerede duydunuz peki? Ne zaman duydunuz ilk kez? Duymamız daha geride. Kolayına duyulur mu böyle bulaşık bir iş? Hele dinle ki bir. Evet, Gazi Paşa'mızdan yolculuk var. Fermanını almamla patayı çakıp garaja seyirttim. Geçerken yaverler dairesine uğrayıp meseleyi fısıldadım. Aslında Gazi Paşa hiç kimse duymayacak. Gerisini kendin düşün dediydi ya. Baş yaverden gizli savuşmak hiç olmaz. Başkaca kapı yoldaşlıdır. Gerektiğinde o da seni uyarır. Ödeşirsiniz. Bizim fıslamamızda koca saray aman diyerek hopladı kalktı. Boru değil, Gazi Paşa yolculuktur demiş davranmış. Sal saray mı hopladı? Hayır, Ankara temelden opladı. Böyle sırada hava kuşu olup bakanlıkları birem birem süzmeli de kargaşalığı görmeli. İlle de Şükrü Kaya Bey'imizin iç işlerini seyretmeli. Her yer beş hopladıysa iç işleri on hoplar. Çünkü Gazi Paşa'mızın yol güvenliği Şükrü Kaya Bey'imizin iç işlerine bırakılmıştır. Padişah postuna oturanın dostu kadar düşmanı da olur. Gazi paşamıza geldi mi sıradan bir cumhurbaşkanı mıdır? Hayır, bunca gavur kırmış ordular bozmuş, nice beyden paşadan adam asmış bir gazi paşadır. Evet, gazi paşa gibilerin fedaileri her yanı tutmadıkça saray kapısından burunlarını çıkarmaları kanun değildir. Aslına bakarsan İsmet Paşa böyle apansız sefere çıkmaları hiç sevmez ve de beğenmez. İsmet Paşa'ya kalsa Cumhurbaşkanı kısmı sarayında oturmak gerektir ve de sıcak soğuk demeyip oturmalara alışmak gerektir. Gel gör ki bunu Gazi Paşa'mıza kim anlatacak? Kara Mercedes'i kapıya yanaştırıp saate baktım. Tamam, yolculuktur. Fermanından beş dakika geçmiş. Eksiği var, artığı yok. Arkaya geçip sağ köşeye kurulmasıyla emri bastı. Sür ulan dadal, sürsene be herif, tüh yüzüne. Neden apıştın teres, sür ki görelim ne olur. Ben hay hay diyerekten marşa basmaktayım. Motoru hırlatmaktayım ya, gaza geldi mi yoklayıp çekmekteyim. Çünkü hükümetin çok sıkı tembihi vardır. Ne kadar sür dese sürmeyeceksin. Yaver arabasını öne geçmesini bekleyeceksin. Yaver arabasının öne geçmesini ve de baş yaverin gelip şoför yerine oturmasını. Dikizden baktım baş yaver bir yandan şapkayı bir yandan Lüveri düzelterekten seyirtmekte. Arkadan Gazi Paşa bağırır. Sürsene, elini ayağına dedirtme. Hadi indi teres. Ben debelenmekteyim. Motoru fayraplamaya çabalar gibisine. Arkamıza Gazi Paşamız tepinmekte. Hani kıvrak şoförlük, sürsene herif, tü Allah belanı vere, yazık, yedirdiğim ekmek gözüne dizine dursun. Başşaver soluyaraktan yetişip yanıma çökmesiyle Gazi Paşa daha vurdu. Ne oldu şimdicik? Buyur bakalım. Bu bizim başşaver nereye gitmekteymiş ki zıplayıp önümüze oturdu. Hey boş boğazla dal diye sordu. Başşaverimizdir, sizden ayrılamaz, gideceğiniz yere gidecektir mecburi dedim. Ya biz teptile soyunup bu milleti hiç mi teftiş edemeyeceğiz? Noksanını bilip dileklerini nasıl öğreneceğiz dedi yaver arabası sıyrılıp yola kapanınca sürdüm. Çankaya'dan bayır aşağı koyu vermemle keyfe geldi Gazi Paşamız. Ulan aferin dadala, bozu yüke kadar bizi şükrü kaya tutamazsa dile dileğini al muradını dedi. Dedi ya kulak asma, eli sıkıcadır sağ olsun az biraz. Verim kârlığı kısadır. Olmaya ki yanında kıyacağı biri bulunmalı da bahşişleri onun keseden vermeli. Bu işi çokça yaptığı Cumhuriyet Gazetesi sahibi Yunus Nadi Bey'dir. Kesemizi evde unutmuşuz. Sen şuradan elli panganot ver de eve gidince al dediğinde Yunus Nadi Bey'in suratını görmedi. Yokluğu mu var ki bunun? Eli bunca sıkı diyeceksin. Kütahya mebusanlarımızdan Nuri Bey'e bakarsan vaktiyle çok parasızlık çekmiş. Bu bizim Gazi Paşa'mız. Elinin sıkılığı o günlerden kalmadır. Olu versin. Bu kadarcık kusur kadı kızında bile görünür. Bu sebepten dile dileğini al muradını lafına kanıp Şükrü Kaya Bey'imize oyun etmek olmaz. Gerçek saray şoförü. Gazi Paşa ferman etti diyerekten gaza basıp savuşmayacak. İsmet Paşa'nın sıkı emridir. Bunu almadıkça bize 70-80 kilometreyi aşmak yoktur. Çünkü yol halidir, makinedir. Bana kalsa evvel Allah cehennemin meyil deresinden hoplatır geçiririm. Kılına zarar eriştirmem ya, avana köylümüzü ne yapalım? Şu bizim avana köylü milletimizi, yahu kanını eşeğini yolun sağından sürsene. Papur yolu senin dağdaki çoban izin midir? Virajı bükülürsün ki on adım ileride tepe gibi odun kağanısı, deve katarı, eşek kervanı. Ben bunca yılın şoförüyüm, kılım depremez, ezer dağıtır geçerim ama yolsuzdur. Cumhurbaşkanı kısmına adam madam, eşek meşek ezmek, hele Gazi Paşa'mız minnet kurtarıcısı olduğundan arabasının canlı ezmesi hiç gerekmez. Bakanlıkları hizaladığımızda yan gözle baktım. Dikizden kolladım. Gazi Paşa'mız gözlerini kısmış, cigara içmekte ki dalaraktan içmekte. Yeni fırka kurmayı İbrahim Bey'in yaylasında mı kararlaştırdı Gazi Paşa? Sanmam. Aklındaysa da ben sezinleyemedim. Bana karanlık. Uzatmayalım sürdük. Çankaya'dan indik. Ankara'ya geçip papur yolunu ele aldık. Jandarma karakolları hep silah başı. Biz fırlayıp geçmekteyiz ama fukara zaptiyeler hep hazır oldu. Kasabaların polisini görmeli. Kara Mercedes'in savruntusuyla alıcı kuşu uğramış, tavuk çocukları gibi bir dağılıp bir toplanmaktalar. Selama durmaktalar ama kulak asma, diz titremesinden iki büklüm. Uzatmayalım. Gazi Paşa kahve mahve istemez dediğinden, Bilecik mebusu İbrahim Bey'in yayla köşkünü erkence tuttuk. Derken aklına bir şey geldi de Gazi Paşa hayda yolcu yolunda gerek diye kalkıp apansız yürüdü mü yandı fukara İbrahim Bey. Şundan ki haberi Ankara'ya bizden önce gider. Duydunuz mu uşak Gazi Paşa İbrahim Bey'e uğramış da kahve içmeden geçip gitmiş. Herifi resmen it hesabına almamış derler düşmanları. Nedir it hesabını almamak? Avluya girince baktım. İbrahim Bey'in külüstür fordu toza gübüre bulanmış. Leş gibi yatmakta. Demek duymasıyla atlayıp sürmüş. Keseden öne geçip köşkü tutayım diyerekten ham yollara dalmış. Yüz kilometrede fukara arabayı tam on yıl kocatmış. Hışıra çıkarmış. Gazi Paşa'dır. Buna gayet sevindi. Yayla havasının serinliğini beğendi. Vardığımız gün ikindiye kavuştu kavuşacak. İbrahim Bey bir sofra dökmüş ki Sultan Süleyman dökemez.'' Gazi Paşa'mız sofraya oturdu. Fırkadan haber Dadal Efendi, serbest lafı daha ortaya düşmedi mi hiç? Bir sızıntı, kulaktan kulağa bir fısıltı. Hayır, hiçbir şey sezinleyemedim. Aslına bakarsan ortalık iyice sarhoşlamadan bir sofraya sokulamayız. Uzatmayalım. Sabahleyin uyandım ki adamlar hep kalkmış. Yaver beyler şuraya buraya seyirtmekte. Nedir demeye kalmadı, mesele anlaşıldı. Hedefimiz Ankara değilmiş, doğru Yalova Ilıcalarıymış. Gazi Paşa'mız gayet keyifli. Gazi Paşa keyifli oldu mu saray takımı da keyiflenecek ister istemez. Keyifliyiz. Bu sebeple sırıtaraktan gezinmekteyiz ki olursa o kadar olur. Derken arkadaş gecelerden bir gece. Dur hele ne günü oldu bu iş? Temmuz'un son günü. 31 Temmuz İstanbul'a geldi giziden Molla Bey'in evine. Geç döndü sabaha karşı. Deniz işi motorla yürüdüğünden biz erken yatmışız. Uyandım ki gün ışığı ışıyacak. Tam bu saat beni küçük su dökmesi bunaltısı ne yapar ne yapar uyandırır. Sıçradım kalktım ki uçkura davranıp seyirtmesek. Koca tanrı beterinden saklasın. Döşeyi sele verdik gitti. Seyirtip yetiştim. Boşalttım ferahladım. Dönüşte hiç gereksiz perdeyi aralayıp dışarı baktım. Neden baktım? Sözüm buradan dışarı, eşekliğimden. Bakmamla onu gördüm ki bahçede biri, nöbetçidir dedim demedim, baktım ki hayır. Bu herif her kimse cigara içmekte ki çekimlerin arasını kesmek yok. Hayır, nöbetçi olsa nöbette cigara yakabilemez. Yaksa da böyle dumanını ferahça savurabilemez. Nedir, kimdir? Demeye kalmadan tanıdım ki, Gazi Paşa'mız. Ne arıyor sabaha karşı? Yeni mi gelmiş? Bilir miyim yahu? Allah belamı versin. Oğlum dadal dese biri, Gazi Paşa'yı görüp tanıdın, merakı savuşturdun. Tumba yatak yazsana. Şeytan dürtüşedi arkadaş. Aman giyinip yetişmeye bakalım dedim. Yetişmeye bakalım ki ne olur dedim. Ne olur? Belli mi? Böyle sırada beni de uyku tutmadı. Dersen gözüne girersin Gazi Paşa'mızın. Yanaşır kahve gelsin mi dersen okkalı bahşişe konmak bile yazılıdır artada. Uzatmayalım. Kimdir o? Nöbetçi sen misin? dedi. Nöbetçi değilim. Dadal şoför kulunum dedim. Hayrola Dadal oğlum nedir? Seni de uyku tutmadı mı bencileyin? dedi. Tutmadı efendim. Kahve gelsin mi dedim. Bırak kahveyi. Beni neden uyku tutmadı bil bakalım Dadal dedi. Tutamaz. Çünkü sen uyumayacaksın ki millet rahatça uyuya. Vay köpoğlular. Hepiniz siyasi kesildiniz başıma, tetik dur, sorun var ve de maskaralık istemem. Bugünü başka güne benzetme, demesin mi vay başıma, ulan alçakta da dal desem? Hele Gazi Paşa gibi adamı cigara içerekten bahçede dolanır görmüşken dışarı uğramak senin ödevin mi? Oldu mu olanlar şimdicek? Nedir? Hani hay hay? diye sordu. Ne olmak ihtimali vardır hay hay? Küçükken kusur, büyükken bağış diyerek hazır ola geldim. Fırka nedir? Ve de ne işe yarar? Demesin mi? Tanrı'ya şükür. Sorunun kolayına düştük. Fırka efendim bildiğin askeriye bölümüdür. Bizim ordumuzda üç alay bir fırka sayılıp her alay demeye bırakmadı, elini sallayıp tersedi. Hele şuna, biz askeriye fırkasını mı sorduk? Halk partisi fırkasını sorduk. Demesin mi? Vay başıma. Buyur bakalım. Hadinli çık işin içinden ve de altından kalkabil. Halk partimiz Allah'a şükür resmen halk partimiz olup vatanı kurtarıp ve de milletin yüzünü güldürüp Öst maskaralık istemem. Ne demektir fırka? Fırka, halk fırkası demektir efendim. Gayette, de. tüh yüzüne, size her gün Hakimiyeti Milliye gazetesi gelmekte değil mi? Saraydaki koğuşunuza. Gelmekte, ne demek olsun? Gelmekte ki dakika geçirmeden öyleyse hem Hakimiyeti Milliye her gün gelip, desene ki okuyan kim? Hayır Paşa efendim, hep okumaktayız ve de ezberimizi alaraktan okumaktayız. Okumaktasınız da hani sorunun karşılığı? fırka ne demektir ve de ne işe yarar? Bu fırka efendim gayet işe yarayışı olup olmayınca hiç olmaz ve de olmadı mı dünyanın çivisi kaşar ki düzeni bozulup ve de her bir şeyler karman karış olup. Attın ki maskara büsbütün savurdun. Fırkadan haberin yok. Sıfır. Hayır efendim katiyen kabul etmem. Fırka deyince fırka gayet de bırak. De bakalım büyük millet meclisi nedir? Sağolsun Gazi Paşamız Cigarayı Tüttürerekten Yürümekte Biz Kıvranarak Allah Belanı Vere Sefilde Dal Sabah Sabah Gün Kudurup kuduzanıp Dışarı Uğrayıp Gazi Paşamızın Gezindiği Bahçeye Dalacak Ne Vardı Al Bakalım Belayı Diyerekten Bir Adım Sol Gerisinde Debelenmekteyiz Büyük Millet Meclisimiz Milletin Meclisi Olup Gayet Büyük Olmakla Apansız Aklım Karıştı Bizim oraların akıl erenleri her görüşmede bire dadal efendi, toprağımızın bir önemli kişisi olup saray şoförlüğünü ele geçirip şu Osmanlı ülkesine bir hayrın dokunsun. Gazi Paşa'mızın bir keyifli sırasını şavullayıp 300-400 mebusan neyin nesidir? Şunu yüze indiriver demeli değil misin? demekteler. Aman hey Allah sırası mıdır? diye kıvranırken baktım Gazi Paşa sağ olsun soru meleği kesilmiş bir başka mesele kurcalamakta. Beri bak dadal oğlum, Uyku sersemliğine tutulmuşsun. Aklın karışmış. Vazgeçtim. Halk fırkamıza kayıtlı mısın? Hele şunu söyle. Demesin mi? Bu kez duraklamadan karşılığı yapıştırdım. Ne demek olsun halk partimize? Biz nasıl bir alçak olmalıyız ki senin arabanı sürüp bunca ekmeğini yiyip kayıtlıyız ki Allah'ıma şükür defterin başında birinciye değilsek de ikinciye kayıtlıyız ve de kurulalı beri kayıtlıyız. Kayıtlısın demek. Peki şimdi ne olacak bakalım? Ne olmak ihtimali var? Biz başından da bu yana halk fırkamızın dostuna dost, düşmanına düşman olup, yan bakanın, tamam, bugüne kadar iyiydi, ya bugünden sonra? Bugünden sonra ne olabilirmiş? Allah'ıma şükür, bugünden sonramız da, bugüne kadarki yolumuz da. Hey akılsız da dal, ya bugüne kadar yolumuzda olacağız da, ben uykuyu neden yitirdim? Uykuyu, aman efendim, ağrı dağımızın densiz kürtünden kötü bir haber mi var? Salih Paşa'mız, şuncacık kürt eşkıyasının üstesinden gelemedi mi sakın? Korkma, Kürt işi değil, Salih Paşa'dan tatlı haberler ulaşmakta ki yüz güldürücü haberler yağmakta. Benim dediğim başka, senin İsmet Paşa'na bir oyun oynayacağız ki gör bakalım tedbiri şaşacak mı, şaşmayacak mı? Aman paşam, iyidir bizim fukara İsmet Paşa'mız. Az biraz nobransa da, kulakları da az biraz, höst, duymasıyla ne yapar mı adamı? Hüs, hüs dedim. Bu lafı ağzından kaçırmalısın ki gör bakalım ben senin derini yüzdürüp içine saman tepip millete ibret dikmez miyim? Dedi, kesti. Benim aklım karışmış kardeş. Karışmak kaç para? Sanki sıçrayıp kafadan bir balta sapı yukarıya uğramış. Neden bir saray şoförüne yeni fırka açılmakla ne olmak ihtimali var Dadal Efendi? Ne demek? Yahu bizim başımızda ateş yanmakta değil mi? Sıkı durmasa Dadal kardeşin elden gitti ki temelli gitti de gitti. Senin haberin yok. Gazi Paşa'mız mebusanlardan birazını serbese vermedi mi? Vermek de sen mebusandan olmayınca... Vay ki gazeteci, Gazi paşamız bizi gayet yaman bildiğinden ve de tuttuğunu koparır bildiğinden meğerse aklına koymuş ki bizi de serbese geçire. Fethi Bey'e baş şoför vere, belki de niyeti selbese kulak peydahlamak ki bildiğin ispiyonluk olup ateşten gömlek. Yok canım, işte bu kötü dadal efendi, aman sıkı dur. Aman ya, kötü ki kardeş, tetik durmadın mı kötüden de kötü, ne sandın? Önce birkaç kez senin niyet ne sularda Dadal Efendi, serbest partiye girme işini sordum dedi. Bizim aklımız içermez ve de bizim gibilere hiç gerekmez diyerekten savuştururum sandım. Ya Fethi Bey'in dediğini ne yapalım demez mi? Kurban olduğum Gazi Paşa. Fethi Bey'in Dadal Efendi olmayınca hiç olmaz dediğini ne yapalım demez mi? Sen de girersen hay hay, anca beraber kanca beraber dedim. Halt ettin ki şimdicik, ben duydum sakın İsmet Paşa duymasın dedi. Geçti birkaç gün, bahçede tuttu gene çok yaşasın. Hişt, beri bak, benden sır çıkmaz. Duyduğum doğru mu? diye sordu. Sordu dedimse, mübarek iki yanına bakaraktan, sesini alçaltaraktan sormakta. Sanki birinden ürküntüsü var. Neymiş? Yoktur, yaramaz bir işimiz. Koca Tanrı'ya şükür, dedim. Gazi Paşa'mız bacısı hanımı serbese geçirmez mi? Fethi Bey'e arka verdiği bilinsin için. Başkaca ruh gibi ahbabı, sarayımızın baş mebusanı Jonk Bayırı'ndan silah arkadaşı Nuri Bey'i, saray profesörü ve de ağzı laf yapan saray mebusanlarının başbuğu sayılan Ağul Ahmet Bey'i serbese bağışlamaz mı? Sofrada bunu açıklamasıyla say ki ortaya alaman bombası düştü duyanların aklı başından gidip kimilerinin dudakları uçuklayıp "Conker Nuri Bey her ne kadar gecenin bir vaktidir. Gerekmez ve de hiç icap etmez. Hele yarın olsun ölçüp biçilsin." derim sandıysa da Gazi Paşamız elini sallayıp "Hayır, bu böyledir, böyle olacaktır. Çünkü sarhoşlukla denilmiş laf değildir, derin düşünülmüştür." diye haykırmasıyla fukara Nuri Bey'in ödü yarıla yazıp "Hay hay" diyerek belini büküverdi. Evet, onu bunu bilmem arkadaş. Bu serbest fırka belası gibi bela olmaz. Beterin beteridir. Başımıza çökmüştür. Nasıl savuşturulacağını bilen de hiç yoktur. Bu benim bildiğim Gazi Paşa bunca kurmay aklıyla ve de kurtarıcı Mareşal Paşa aklıyla ve de nice nice plancı aklıyla bu işi yapmayacaktı ya bilmem neden yaptı. Vay böyle mi denmekte Dadal Efendi? Sarayda böyle mi konuşulmakta? Sarayda laf çok arkadaş ve de gayet korkulu. Kimi der İsmet Paşa'yı düşürmeye yaptı, çünkü başka yolu kalmadıydı. Kimi der dostu düşmandan ayırmak için yaptı ki serbese soyunan avanakları, iddiatçı farmasonları hesabı bir gece toplayıp istiklal mahkemesine doldurup asa koyacak ki pisliği temizleyecek kurban oldum. Aman bu laf aramıza kalmalı gazeteci. Bu laf gizli. Bu lafı saray adamlarından başka bilen yoktur. Çünkü Fethi Bey her ne kadar Gazi Paşa'mızın öz adamı bilinirse de vaktiyle iddiatçının domuzu olduğu da bilinir. Ben buraya yetişmeden ne yaptım bakalım? Baktım iş işten geçti geçecek.'' Hani ya selbese verilen bunca mebusanın içinde İstiklal Mahkemesi mebusanlarımızdan Kel Ali Bey, Kılıç Ali Bey, Başkaca Sahip Ali Bey ve de Necip Ali Bey, Hasılı Ali adında hiçbir bey neden yoktur dedim. Darul Fünun hocalarından Ağul Ahmet Bey vardır da bunca çemberden geçmiş Şemsettin Hoca neden yoktur dedim. İsmet Bey'imizi ayrı cana sıkıladım. Kurban olduğum İsmet Bey, sen fazladan rençber bir adamsın. Rençber kısmına selbesik melbesik hele hiç yaraşmaz dedim çarıklı kurmaycılığı ele alacak, karda yürüyüp iz bildirmeden yakayı adı batası selbeste hiç kaptırmayacak sıradır dedim. İskilipimizden Münir Bey'in gem atmazlığı bilinmekle eteğine sarıldım. Bu işte dava vekilliği ve de iskilip oyunbazlığı söker belledim mi yanılırsın ki tatlı candan olasıya ve de bunca kurnaz açık göz ününü yele veresiye yanılırsın. Gerisini kendin düşün dedim. Aman çorum adamını ve de iskilip adamını yere baktırma dedim. Nabi Rıza Bey'imiz ki öz be öz çorumludur ve de çorumumuzun soylusudur. Başkaca çiftçi mebusanlarımızdan olmakla millet meclisimizde ve de halk partimizde saygılı yeri vardır. Aman ha, bu serbest bırakmadı. Ulan kötü dadal, sen şoför aklınla teres, bilirsin de biz bunca yıl demesiyle dersini sağlam yerden aldığını bilip ferahladım. Hukukumuz eski olmakla yıkıl, Allah belanı vere diyerekten yakasını salıverdim. Bugün de Yalova'yı tuttum, papura hoplayıp buraya yetiştim ki, adı batası serbest belasını başka zamanın belasına benzetip menzetip, Amana, ha, Dadal Efendi kardeşinizden bilirseniz bunlar size ata öğütleridir ki her biri 100 panganot. Belki de 300 yüz panganot değerinde bir öğütlerdir. Tutana aşk olsun.''